Şunu diyecektim. Recep Özdemir dedi ya, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bütün liderler olacak ve ortak bir ekip olarak mitingler yapılacak. Şimdi bu açıklama üzerine çok tepki geldi. Hem de farklı farklı görüşlerden çok tepki geldi. Nasıl böyle bir fikir birliği olur, yönetim olabilir ve özellikle de oy oranları üzerinden. Şimdi muhalefete yakın seçmen böyle bir açıklama görünce, tüm liderlerin imzası gerekecek, hep birlikte yönetilecek deyince kafası daha mı çok karışıyor, yoksa evet çok çok olumlu mu etkiliyor sizce, nasıl? Ben de şöyle bir ek yapayım. Montesquieu diyor ki cumhuriyeti iki şey öldürür. Bir eşitsizlik, iki aşırı eşitlik. Aşırı eşitlik mi var acaba altılı masada? Yok, bir kere bugün Sayın Faik Öztrambası toplantısında da bu soru soruluyor ve bu konuda henüz karar verilmedi deniyor. Doğrusu tabii ortak bir karar verilme sürecinin işletilmesi son derece önemli. Ben bunu sürekli de yayınlarımda söylüyorum. Hani demokrasi kültürünün gelişmesi açısından bu önemli bir şey. Baktığımızda Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın diyelim, daha doğru bir ifadeyle, Altılı Masa'nın zaten Türkiye'nin temel sorunları ve yönetim biçimi, bundan sonra devletin nasıl işletileceği konusunda belli ki detaylı mutabakatları olacak. O anlamda zaten Cumhurbaşkanlarının önünde icranın başı olarak bir yol haritası olacak. Zaman zaman bence sorunlu bazı alanlar çıkabilir. Orada da yine liderler düzeyinde temas olabilir. Ama bu imza işi bence de... Bu bir talep mi bir yandan? Yani Sayın Davutoğlu'nun dile getirdiği aslında bir talep de olabilir mi? Çünkü Sayın Karamollaoğlu da bir eş güdüm komisyonu gibi bir ifade kullanmıştı. Sayın Akşener dedi ki bu öneri geldi ama şu an böyle bir şey yok dedi. Bu bir üzerine uzlaşılmamış bir talep de öyle dışarıda yüksek sesle mi söyleniyor acaba? En azından netleşmemiş ama şunu görmemiz lazım. Yani hızlı karar verilmesi gereken bir sürece de girilecek seçimin ardından. Ama diğer yandan bir iddia ortaya konacak. Her şeye tek adam karar vermeyecek, bir demokrasi kültürü geliştirecek. Bu anlamda örnek oluşturmak zorunda. Yani karar verme süreçleri geciktiğinde bundan yönetim büyük yara alacaktır. Öncelikle de tabii ki Cumhurbaşkanlığı sistemi, henüz parlamenter sisteme geçilmediğini düşünerek söylüyorum ama varsayım olarak o zarar görecektir. Buna kimse göz ardı edemez ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu zaten sık sık tekrarlıyor. Şimdi bile anlaşamıyorlar. Yani diyelim ki yönetler ama nasıl anlaşacak? Ama öyle bakmamak lazım. İşte bence tam tersi. Şimdi bakın, demin Cem Bey de söyledi, yani 20 yıl arkasında var. Bence de arkasında 20 yıl var ama nereden baktığımıza bağlı. Bence 20 yıl Sayın Cumhurbaşkanı için ağır bir yük. Kaldırabileceği bir yük de değil bana sorarsanız. Yani bugün benim bir akrabam Bağdat Caddesi'nde minibüsteki tartışmaları aktardı bana. Diyor ki 5 sene önce 3 liraya gidilen yer bugün 13 liraya gidiliyor. Bir tane kadıncağız, ya daha 2 ay önce 10 liraya gidiyordum, bugün niye 13 liraya gidiyorum? Bakın oralardaki tartışmalar böyle. Şimdi doğalgaz ödemelerinin 1/4'ünü devlet yapıyor. Pardon ama devletin bu kadar parası varsa niye bu zamları yaptı elektriğe, doğalgaza? Bunun bir izahı da yok. Yani bu çünkü günübirlik kararlar. İşte hangi konuda ele alırsanız alın, EYT konusunda Sayın Cumhurbaşkanı 2 yıl önce ne söylemiş? Bugün seçim dayatınca ne söylemiş? Bunların ciddi anlamda bir inandırıcılık sorunu olduğunu düşünüyorum. Ben tam tersi 20 yılın ki işte özellikle yoksul kesimlerin, örneğin işte emek kesimi milli gelirden aldığı pay son 20 yılda ciddi düşüş sergiledi. Yani %35'te son 3 yılda %29'a düşmüş. Asgari ücretinin durumu, asgari ücreti arttırıyorsunuz ama realde ya arkadaşlar hepimiz bu dünya, bu Türkiye'de yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. Allah aşkına kullandığınız kalemden deftere, gittiğiniz restorandan bakkala 3 katı artmayan tek bir ürün var mı? Tek bir ürün var mı? İstediği TÜİK istediği rakamı söylesin. Bakın devlet diyor ki benim için enflasyon %126'dır diyor. Devlet bile öyle tanıyor. Niye bunu söylüyorum? Cezalara yaptığı yeniden değerlendirme zam oranı %26. Ama diyor ki %65 zam vereceğiz size diyor. Şimdi bakın bunların tedavi edilir bir yanı yok. Orta sınıfın yok olduğunun hepimiz farkındayız. Yani bütün bu daralmalar, bakın bütün bu daralmalar bence Tayyip Bey'in arkasında ciddi bir yük, avantaj değil.
Ama öbür tarafta... Ama işte bu yükleri geçmişteki başka yaptıkları sayesinde biraz omzundan atabiliyor diyor Cem Küçük. Ay ben öyle düşünmüyorum. Yani neresinden, onun kredisini kullanıyor. Bakın diyor. Nereden baktığımıza bağlı. Herkes artık şunun mukayesesini yapıyor. Görmemiz lazım. 20 yıl önce benim yaşam kalitem neydi? Bugün nedir? Bunu bakın 20 yıllık dünyadaki gelişmelerle de tartabiliyor insanlar. 20 yıl önceki değil. Okuması, eğitimi, kültürü, bilgisi, dünyayı takibi eskisi gibi değil. Daha önce de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyüttük dedi. Ben de size söylüyorum. Bu çok ciddi bir itiraftır. Türkiye her 10 yılda bir 3 katı büyümüştür. Türkiye Tayyip Bey'in de ifadesini küçülmüştür. Şimdi Mustafa Hocam anlatacak eminim. Yani iktidar şunları yaptı, şunları yaptı, şunları yaptı, şunları yaptı. Ama ben inşaat bir soru soracağım. Demir diyecek. Yine bakın hocam. Mustafa Hoca demir diyecek. Çimento, kireç, basit bir değerlendirme yapacağım. Hayır, arkadaşlar hocam rakamları konuşuyoruz. Hocam 79 yıl boyunca anlatmayalım. Hocam 79 yıl boyunca yanılmıyorsam ya 57 ya 59 hükümet 750 milyar dolar harcamış. Onların 2002'de bıraktıkları ortada 20 yıllık AK Parti iktidarı 3 trilyon doların üzerinde bir harcama yaptı. Herkes AK Parti iktidarında gelirin olanları arttı. Ve geliri yapılanları da görecek, değerlendirecek. Şükrü Bey, buna geliri katılıyor. Kaça katladı? Buna katılıyorum. Hiç onu fark söyleyeyim. Etmez. Gelirdi de. Bakın Türkiye'yi artık sadece Türkiye kalamaz. Ona girerseniz Cem Bey. Bir de Şükrü Bey hani siz aday ifadeyi kim olacak kullanayım. Diyorsunuz. Allah'ın Çin'i bile bizim 3 kat gerimizdeydi. Şimdi bizim önümüze geçti. Yani bu adaylar Hindistan'ından tut diğer pek çok ülkesine kadar. Çin'le Türkiye kıyaslamak doğru bakın bir şey söyleyeyim. Yani. Oraya da gitmeyelim canım. Oraya da gitmeyelim. Yani. 2013'te gayet basit. Bu ülkede kişi başı ulusal gelir 12.500 dolar. Nerede? Bugün 9.500 dolar. Ne zaman 2500 oldu? 12.500 da 2013'te. 2013'te AK Parti. Tamam, 2013'te AK Parti iktidar döneminde bu ülkede kişi başı ulusal gelir 12.500 dolar. Bugün 9.500 dolar. Ve o gün AK Parti vaatte bulunuyor. Ne diyor? 2 trilyon dolar 2023 hedefi. Şöyle geldiğimiz 800 küsür milyar dolar. Siz duayen bir gazetecisiniz. 2003'te Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 2023'te ne kadar? 2013. Büyüklüğe baktığınız zaman nedeniyle. Ne kadar arttığına bakmanız lazım. Hocam siz benden iyi biliyorsunuz. O veriler nedeniyle AK Parti ne dedi? 2023'te kişi başı ulusal gelir 25 bin dolar dedi. Ben iktidarda olduğumda Rusya ile Ukrayna çatışması olacak. Hiç AK Parti mi dedi hocam, pandemi olacak dedi. Hocam bunlar dünyanın her yerinde olan şeyler. AK Parti mi dedi bunların olacağını. Hocam dinleyin. Soru ya gerçekten ama hocam, siz adayı söylemezseniz ben araya girerim çünkü başlık o değil ki. Değil. Ada kim olacak? Daha aslında oraya gelmedim. Hayır ya, biraz daha ben birinci sözü bir şey söyleyeceğim. Biz normalde zaten ekonomi sürekli adayı da geçiyor. Hocam o değil canım. Moderasyonu yapması gereken yeri sen yap. Bu imza konusuydu. Bir kere hocam bana soru aday değil, imza konusuydu. Ama oradan buraya geldik. Ben ya, bunu tamamlayayım hocam. Aday kim olacak? Oraya hocam, daha geleceğiz. Bakın, rahat ol sen. AK Parti o zaman dedi ki 2023'te kişi başı ulusal gelirimiz 25 bin dolar olacak dedi. Bırakın 25 bin doları 20 bin dolar olsaydı. Ya bugün 9.500 yani baktığımızda reel olarak %50 aslında AK Parti'nin işte hesaplarına ama konu göre işte bu nedenle şuna geliyor Şükrü Bey. Az önce Cem Bey'in dediği. Yani bu kadar büyük bir vaadin ardında 9.500'de kalmış ve ekonomik o kadar ekonomik açıdan bu kadar dezavantajlı bir durumdayken o zaman oraya şu son bakın, rüzgar bunlara iktidar çok da büyük düşünme de değil diyor. Bunları bakın bunları seçmen biraz Bey, bak, daha iyi olacak. Yönetim tarzının değişmesine bağlıyor. Cumhurbaşkanlığı parti Cumhurbaşkanlığı modeline geçilmesine bağlıyor. Kadro değil, liyakat değil, bir kişinin kararları öne çıktı. Bu kez altılı masa yeni bir alternatif sunuyor. Diyor ki, benim diyor çok güçsüz kadrolarım var. Demin hocamın da dediği gibi bir kadro sunumuna geliyor. Ve birlikte hareket etme, zengin kadrom var. Ekonomiyi böyle bir daha iyi yöneteceğim. Kadroda olacak güvenli... mı? 30'undaki lansmanda. Yani şöyle, 30'unda ve aday belli olduğunda özetle bugün sahadaki tam durumu bilmesek de bugün dile getirilen şu an rüzgar yeniden iktidar lehine yorumu 30'unda ve sonra aday açıklandığında muhalefet lehine dönecek mi? Sayın Kılıçdaroğlu açıklanırsa ve bu ekipler açıklanırsa bir rüzgar oluşacak mı sizce?
Yani şöyle, zaten dikkat ederseniz son 2-3 ayda böyle bir Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti lehinde bir ilerleme kat ediliyor da, ama onun durduğunu ve gerilediğini de görmeye başladık. Çünkü seçimin aslında Nisan'a Mayıs'a alınması da, bence bu ekonomiyle daha çok bağlantılı. Ben öyle Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilmemesi falan filan onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ekonomiyle zaten ilgili 360 lazım. Bir ay için Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kendisinin Sayın erken seçime gidebileceğini düşünüyor. Bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Için bir ay için mi bu ekonomi etkisini? O nedenle... Ya 18 Haziran yani, yerine 14 hocam, Mayıs. Hocam bakın, vakit varsa konuşuruz. Bu sabitlenmiş dolar kuru politikası uzun sürdürülebilir bir politika değil. Her an farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bunu Türkiye 12 Eylül öncesi denedi. Sabit kur politikasını. Sonra patladı. Yani bugün de olan bu. Ve millet önünü göremiyor. Kimse önünü göremiyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ekonomistlerin söylediği, dolar 19 lirayı bulduğu an mesela karşılaşacağımız tabloyu çok tahmin edemeyebiliriz. Ekonomik anlamda söylüyorum. Bazı veriler hükümetin daha çok elinde. Bunlar daha iyi görüyorlar. Bir ay, evet, şu andan itibaren çok önemli. Seçim sonrası zaten çok ciddi kararlar verilmesi gerekiyor. Çünkü faizinden tutun dolar kuruna kadar ciddi dalgalanmalar yaşayacak. İşte hangi hükümet, hangi kadrolar uluslararası anlamda ne kararlar alacaklar, ülke içerisinde ne kararlar alacak, bunların hepsi önemli olacak. Önümüzdeki süreçte zaten hem Millet İttifakı hem de Cumhur İttifakı bence bu konuda daha da netleşecek. Ve seçmen de ona göre karar verecek. Ama ben gidişatın hala Cumhur İttifakı'nı seçim başarısı kazanacak bir noktaya taşımadığını düşünüyorum. Çünkü sokaktaki sıkıntı özellikle ekonomik anlamda çok Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerde. Milletvekili seçimlerinde 360 alınır alınmaz bilmem ama onu da konuşacağız galiba. Bakın bu seçim sistemi niye değiştirildi? Önceki seçim sistemi, bir ittifak sistemi geliştirelim. Biz işte çok milletvekili kazanacağız. Hesabımızı yaptık. Sonra bir baktılar ki anam karşı tarafın eli armut toplamıyor. Onlar da ne yaptılar? Daha geniş bir ittifak oluşturdular. Ve 20-30 milletvekili fazla çıkardılar. Şimdi bunun üzerine bu ittifak sistemi tekrar değiştirildi. Seçim kanunu tekrar değiştirildi. Bence onu konuşmamız lazım gerçekten. Bu seçim tarihli bir şey. Adayla ilgili cümlenizi tamamlayın isterseniz, artık Mustafa tamam. Bey'e geçelim. Tamamlayayım. Değiştirildi. Yine diyorum ki ben bugünkü, dünkü açıklamada da görüyoruz. Altılı Masa'nın da yine eli armut toplamayacak. Ve bu yeni seçim kanununa uygun olarak bazı düzenlemelere gidecekler. Ve göreceksiniz, oradan da bence yine Millet İttifakı ya da Altılı Masa avantajlı çıkacak. Bu hesaplar artık yapılıyor. Yani karşı tarafta öyle kabul ediyor ya da tamam ya, bu strateji sonuçta belirleyecek Altılı Masa ve Cumhur İttifakı'nın olmadığı bir sonuç çıkacak diye düşünüyorsunuz. İstediği sonucu seçim elde edemeyecek diye düşünüyorum. Yani bu seçim değişiklikleri dahi istediği sonucu elde edemeyecek ama konuşalım. Özellikle ben seçim kurulu başkanlarının değişmesiyle ilgili sürecin ciddi risk barındırdığını da söylüyorum. Ona da adaylıkla ilgili görüşünüz de yani netleşti mi? Nasıl? Bu masada artık aday, şunu söyleyebilirim, evet. En azından dünkü toplantı bize gösterdi ki, duracak mı Altılı Masa? Dünkü toplantı bize gösterdi ki çoklu aday formülü ortadan kalkmıştır. Bitti. Ve Ali Haydar Bey'in de dediği gibi Sayın Kılıçdaroğlu çok büyük bir sürpriz olmazsa ön plana çıkmıştır. Tek aday çıkacaktır. Ve bu adayın Kılıçdaroğlu etrafında bakın kişiliği ve kimliğiyle ilgili zaten herhangi bir eleştiri yok. Sadece seçmen destekleri konusunda bazı değerlendirmeler var. Ama Altılı Masa eğer güçlü bir şekilde bir arada kalırsa bence seçim başarısı gelecektir. Arkasında duracaklarını düşünüyorsunuz yani. Düşünüyorum. Kemal Bey. Yani sonuç öyle çıkacak. Durum hep ne yapacak? Tek aday çıkacak. Çok aday çıkmayacak. Çıkan aday Kemal Bey'in evet olma ihtimali gerçekten çok güçlü ve yüksek. Çıkan aday bence seçilebilme potansiyeline zaten sahip olacak. Dediğim gibi Altılı Masa eğer dağılmazsa. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Bora Kavuncu da kim olursa muazzam bir destekle arkasında olacağız diye bir açıklama yapmış adayın belirlenmesiyle ilgili.